19 Ekim 2015 Pazartesi haftanın ilk günü, ilk yeşil bülteni. Yeşil bültende haftaya biraz ekonomi konuşarak başlayacağız. Çünkü her doğa katliamının, her ekolojik kırımın kılıfı ekonomi yanından hazırlanıyor. Yine öyle oluyor. İstanbul'un 3. havalimanı. İstanbul'un 3. havalimanı için bugün kredi imzaları atıldı. 1,5 yıl oldu temeli atılalı bu havalimanı. Ama daha kredisi ayarlanmış. O kredisinin imzaları atılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan katılıyor törene. Böyle bir süreç, bir çok önemli bir çılgın proje olarak niteledi Cumhurbaşkanı 3. havalimanı projesini. Evet, Türkiye'de hiçbir şey şaşırtmıyor artık bizi. Yine burada da enteresan konular var. Hepsini konuşacağız. Bugün neler olmuş? Önce ona bir bakalım. 3. havalimanı proje finansmanı imza töreni yapıldı. Finansmanın 2,5 milyar eurosunu kamu bankaları, 1,1 milyar euroluk kısmı ise özel bankalar tarafından sağlanacak. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, havalimanı sayısını arttırmayı planladıklarını söyledi. İnşallah 2023 yılına kadar ülkemizdeki havalimanı sayısını 60'a çıkarmış olacağız. Havalimanı projesi için yaklaşık 2 milyon ağaç kesildi. Ancak Erdoğan, havalimanının doğa dostu olduğunu iddia etti. Bu alan birilerinin iddia ettiği gibi öyle tesadüfen seçilmedi. Bölgenin ekolojik dengesi, rüzgar verileri, doğal yapay mania durum tespitleri yapılarak belirlendi. Ekolojik çalışmaları yerinde incelemek suretiyle bu işin kararını verdik. Projeyi hazmedemeyen belli kesimlerin aksine bu havalimanı çevre hassasiyeti açısından dünyada örnek olacaktır. Bu havalimanı kendi enerjisini üreten, çevreci, doğa dostu ve engelsiz olacak şekilde tasarlanmıştır. Hani çılgın projeler diyorduk ya, işte hayata geçen en önemlisi şu anda bu. Törende Başbakan Ahmet Davutoğlu da konuştu. Bu büyük eser tamamlandığında yaklaşık 1,5 milyon metrekare büyüklüğünde terminal binaları, 6 adet pist, paralel taksi yolları ve 6,5 milyon metrekare büyüklüğünde apron ile hizmet verecek. 4,5 milyar euroluk finansman paketinin gelir garantisini Devlet Hava Meydanları İşletmesi verdi. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, projede ekolojik, teknik, hukuki ve ekonomik açıdan sorunlar olduğunu söyledi. Erdoğdu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin yurt içinden sağlanan bir borcu üstlenmesinin yasal olarak mümkün olmadığını belirtti. Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin 1,5 milyar liralık sermayesinin tamamı hazineye ait. Aykut Erdoğdu bu durumda gelir garantisinin bir nevi hazine garantisi anlamına geldiğini ifade etti. Evet, cumartesi günü yaptı Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu açıklamaları. Çok ilginç detaylar göze çarpıyor açıklamada ve aslında 3. Havalimanı'nın bütün kredi yükünün devletin kamu finansmanının sırtında olduğu söyleniyor. Bunu konuşacağız. Şimdi telefon attığımızda Aykut Erdoğdu. Hoş geldiniz diyelim Yeşil Bülten'e. İyi yayınlar, hoş bulduk. Efendim, teşekkür ediyoruz. Öncelikle bu finansman kısmına geleceğiz ama bir iki cümleyle şunu sormak isterim. Bir kredi finansmanının sağlandığı toplantıya ülkenin en üst düzeyinin böylesi katılımı bir enteresan gibi düşünüyorum ben. Enteresan geliyor bana. Siz nasıl yorumlarsınız? Cumhurbaşkanı ve Başbakan düzeyinde kredi finansmanının toplantısına katılınmasını nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi bu zirve holding denen meseleyle ilgili bir şey. Biliyorsunuz bu 17-25 Aralık'ta 630 milyon dolarlık bir rüşvet havuzu kuruldu. Ve o rüşvet havuzu sonucunda zirve holding diye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eniştesi Ziya İlgen tarafından hisselerin alındığı, bu beşli ortaklıktaki Kalyon grubun hisselerin alındığı ticaret sicili gazeteleri de ortada. Ve iş dünyasında en çok konuşulan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu havalimanına Kalyon hisseleri üzerinden ortak olduğu. Onun için hani bir devlet töreni değil, bir ortaklık ilişkisi olduğu yönde çok derin şüphelerimiz var bizim. Bu şüphelerimizi belgelendiren şeyler de elimizde, deliller de var elimizde. Onun için hani bunu bir devlet töreni, yani bir krediye devlet töreni yapılır mı? Üstelik bu kadar yolsuz krediye. Bunu bir ortaklık durumu diye düşünüyoruz biz. Peki bu yasal olarak mümkün mü böyle bir ortaklık efendim?
Yasal olarak mümkün olmadığı için zaten eniştesi Peki. üzerinden yürüyor bu işler. Yasal olarak yapılması gereken 17-25 Aralık soruşturmasıydı, onu da kapattılar. Ama 630 milyon dolarlık rüşvet iddiası orada da duruyor. Görüntülendi, kayıtlandı, para transferleri, telefon görüşmeleri de bu beşli havuz çetesi denilen gruba 630 milyon dolar rüşveti eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın topladığını biliyoruz. Şimdi bunun ikinci ayağı gerçekleşiyor. Yani bunun ihale boyutunda iki önemli yolsuzluk var öncelikle. Onu kısaca anlatayım. Lütfen. İhaleye çıkarken bu havalimanının denizden 90 metre yüksekte yapılması gerekiyordu ki uçaklar rahatlıkla inip çıksın. Bu demin Erdoğan'ın manya dediği uçuş bölgesindeki yüksek binalardan veya yüksekliklerden bahsediyor. O manya hattına girmemesi için de havalimanının 90 metre yükseğe yapılması gerekiyordu denizden. Bu havalimanında şöyle Beşiktaş'ın bütün mahalleleri kadar bir ilçe, bir il Beşiktaş ilçesi kadar bir yeri düşünün veya Şişli ilçesi kadar. Bu kadar bir alanın 90 metre denizin üstüne taşınması için şimdiye kadar dünya tarihinde görülmemiş miktarda hafriyat getirilmesi gerekiyordu. Bu da yaklaşık 5-5,5 milyar avroydu. İhaleden önce büyük müteahhitler bu kotun yani yüksekliğin düşürülüp düşürülmeyeceğini Ulaştırma Bakanlığı'na sordular. Ve kesinlikle düşürülmeyeceği söylendi. Ama ihale çıkılıp, ihale yapıldıktan sonra bu 90 metrelik kot 60 metreye düşürüldü. Yani 30 metre Şişli kadar alanı doldurmaları gerekirken kayayla, toprakla bundan vazgeçtiler. Bu 2,5 milyar avro paranın müteahhitlerin cebine konulması demek. İkinci büyük yolsuzluk, şimdi bu bir yap işlet devret projesi. Bu ne demek? Müteahhitler finansmanı bulacaklar. İşletme riskini alıp işletecekler, sürenin sonunda 25 yıl boyunca çalıştırıp kar edip sürenin sonunda da devredecekler demek. Ama ihale yapıldıktan sonra yer teslimi yapılmadı. Niye yapılmadı? Çünkü yer teslimi yapılsa kira sözleşmesinin başlaması ve sürenin işlemesi gerekiyordu. 22 ay boyunca yer teslimi yapılmadı ve beklendi. Hatta yer teslimi yapılmamış bir proje, Recep Tayyip Erdoğan'ın hatırlarsınız Cumhurbaşkanlığı seçiminde gitti temelini attı. Daha yer teslimi yapılmamış, Cumhurbaşkanı adayı, dönemin başbakanı gidiyor, projeye temel atıyor. Bu iki büyük yolsuzlukta, bu da yaklaşık 2 milyar avro, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin para kaybetmesi demek. İkisinden toplam, yani müteahhitlerin cebine koyulan para 4,5 milyar avro, kamunun kaybı 4,5 milyar avro. Şimdi geldik bugüne, yap işte devlet projesi şu demek. Devletin parası yok, devlet diyor ki müteahhitler gelin siz burayı para bulun, yapın. İşletin karını cebine koyun, o sırada bana da bir kira ödeyin, sonra sürenin sonunda devredin. Şimdi burada bakıyorsunuz bunlar çıktılar, bu havuzcu müteahhitler, uluslararası finans kuruluşlarından 2 yıl boyunca aradılar. Ama hiçbir uluslararası finans kuruluşu, özel banka bunlara tek sent bile kredi vermedi. Bu sefer döndüler, bunlar kredi bulabilmesi için de bütün Türkiye halkını bu projeye kefil ettiler, yani hazine garantisi. Devlet hazinesi bunlara kefalet verdi. Yine bulamadılar. Bu sefer ne oldu? Geldiler özel bankalarda para vermeyince kamu bankalarına, 3 büyük kamu bankası, siz demin şey dediniz 2,5 milyar avro değil, 3,5 milyar avro. Kamu ve özel bankaların topla 3,6 milyar avro. Kamu ve özel bankaların sağladığı finansman. 1,5 milyar avro Ziraat Bankası verdi. 1 milyar avro Halk Bankası verdi. 1 milyar Vakıf Bank. 500 milyon Finansbank, 300'er milyon da Denizbank'la Garanti Bankası verdi. Ve özel bankalara bu kredileri versinler, bu işe girsinler diye kamu bankalarıyla birlikte siyasi baskı yapıldığını biliyoruz. Çünkü bu krediye girmek istemiyorlardı. Ama bizatihi Erdoğan'ın baskısıyla kamu bankalarına bu kredi verdiriliyor. Bu kredi yetmiyor. Bir de işletmeye geçtikten sonra 6,5 milyar avro talep garantisi veriyor. Ne demek? Yani eğer bu müteahhitler burayı işletir de yeterince kar edemezlerse 6,5 milyar avroya kadar hazineden bunlara para ödeyeceğiz demek. Toplamda 11,1 milyar avro hazineden bunlara kaynak aktarılmış oluyor. Şimdi ne demiştik biz buna? Yap işlet devret projesi. Bunu yapan kamu bankaları. Yani kamu bankalarından aldığı parayla yapıyor. İşletme riski yok, hazine garantisi veriyor. Devlet yapacak, devletin parasıyla yapacak, riski devlet alacak. İşletmesini Mehmet Cengiz, Nihat Özdemir, Mapa, Kalyon yapacak. Bu hak mıdır? Bu adalet midir? Bir de 11,1 milyar avro bütün hepimizin sırtındaki yük. Gelecekte çocuklarımızla, torunlarımızla aldıkları bir litre sütten, bir paket sigaradan,
1 kilo peynirden ödedikleri vergileri bunlara aktarmış olacaklar. Şimdi bunu bir de utanmadan büyük bir başarı gibi anlatıyorlar. Üstelik bu 11.1 milyar avro, yani verdiğimiz garantiyi niye veriyoruz? İstanbul'un son kalan temiz hava kaynakları, temiz su kaynakları ve tarım topraklarını imara açmak için veriliyor. Bakın, bu mega proje diye bir şey yok. İstanbul'un iki kayı yakasına, o kuzey ormanlarının olduğu yere birer milyon konutluk iki dev şehir yapılıyor. Ve bu iki dev şehri, Türkiye'de böyle bir 2 milyon konut alacak bir tasarruf yok, yabancılara satacaklar. Onun için bu Ticaret Bakanı Denizli'li olan diyor ki, biz konut satışlarını ihracat sayacağız. Bu ne demek? Yabancıya konut satılması ihracat sayılırsa %40 daha ucuza, yani bu ülke vatandaşlarından %40 daha ucuza yabancılar bu ülkelerin topraklarını, konutlarını satın alacak demek. Ekonomi öyle bir batmış durumda, cari açık öyle bir noktaya gitmiş durumda ki şu an bunu kapatmak için vatan topraklarımız satılıyor. Böyle bir, yani, musibetin içerisine düşürüldük. Bir de bu musibete utanmadan 11.1 milyar avro bu havalimanına, 5 milyar avro köprüye, bir de kanala ne kadar vereceklerini bilmiyoruz. Bir de üzerine geleceğimiz karartılıyor. Bir de üstüne üstlük bu krediyi verirken Türkiye'den kullandırmıyorlar krediyi. Ziraat Bankası'nın yurt dışı şubesinden, Halk Bankası'nın yurt dışı şubesinden, vakıfın yurt dışı şubelerinden kullandılar. Peki bunu niye yapıyorlar? Bunu şu yüzden yapıyorlar. Yarın öbür gün dava konusu olduğunda yerel mahkemeler yetki olmasın diye İngiliz mahkemelerine verilmiş şu an tahkim yetkisi. Yani bu ülkenin halkı çıkıp, kardeşim siz bunu yolsuzlukla verdiniz, biz bu borcu kabul etmiyoruz çünkü açık hukuk aykırılıklar var dediğinde, yerli mahkeme olmasın diye, gelecekte kurulacak hükümetlerin başı belaya girsin ve bu parayı ödesinler diye de yetkiyi İngiliz mahkemelerine vermişler. İşte bunların milli milletvekilleri, milliyetçilik falan diyorlar ya, İşte bunların milliyetçiliği bu avroları görünceye kadar. Aykut Erdoğdu, efendim teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için, yaptığınız değerlendirmeler için. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'dan aldık değerlendirmelerini. Konuya ilişkin aslında oldukça açık bir şekilde söyledi. 11.1 milyar euroluk devlet garantisi, yani gelecek nesillerin üzerine binme riski olan bir meblağ söz konusu. Bugün bu imzaları atılan Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın konuşmalar yaptığı törende olan buydu diyelim.